Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Kötü, keyifsiz bir haftanın içindeyiz. Amasra'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 41 madencimize, 41 maden emekçimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kalanlarına sabır diliyoruz. Bu konu dün meclis gündemindeydi ve dün meclis gündeminde gündem dışı olarak Fatih Dönmez'i, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı ağırladık. Normal şartlarda zaten o bakanın meclise gelip hesap vermesi gerekiyor. Ancak yeni anayasada, rejime kasteden anayasa değişikliğinde genç soru diye bir müessese yok. Onlar hesabı bir kişiye veriyorlar. Onlar görevi bırakacak da olsalar istifa edemiyorlar. Af talep ediliyorlar. Af talepleri uygun görülürse görevi bırakıyorlar. Böyle birisi gündem dışı konuşma hakkından yararlanılarak, iç düzük esnetilerek kürsüdeydi. Bilgilendirme yaptı ama bilgilendirme eksikti, yetersizdi ve bir yönüyle de son derece hadsizdi. Şöyle ki ona kimse taziye ziyaretine gittin mi ve daha bugünden kime ne maaş bağlayacaksın, kaç para bağlayacaksın onu sormuyordu. Şunu soruyordu: dünyanın hiçbir yerinde artık kömür madenlerinde böyle ölümler olmuyorken Türkiye'de niye oluyor? Soma'dan ders alacaktık, hani niye almadık? Ve açıklamanda şüpheli konular var, bunlara değinecek misin? Onu bekliyordu herkes. Ama kendisi bunu yapmak yerine saraydan eline tutuşturulmuş bir metni okudu. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Fahrettin Altun bir dezenformasyon birimi kurdu biliyorsunuz, yasası bile yokken. Başına da bir dezenformasyon ustası getirdi. Dezenformasyon ustasının saraydan yayınladığı maden kazası ile ilgili raporda ne yazıyorsa onu okudu. Kardeşim, bu raporu biz okuyoruz zaten. Basın mensuplarında da var bu. Sen bu raporu okumaya o kürsüye çıktıysan çok yazık. Bunun dışında bir şey söylemiyorsan durum çok daha vahim. Mesela biz 41 aileye pazartesi günü 20 milletvekilimizle taziye ziyareti yaptık. O sırada bütün herkes şunu söyledi bizim arkadaşlarımıza. Raporlarında var. Bir önceki vardiya gaz miktarı yükseldiği için 2 saat erken çıkmış. Bizim çocukları niye soktunuz diye ağlıyor anneler. Buna bir şey söylemeniz lazım. Meclis kürsüsünde ama cevaplamıyor. Son ölçüm. Kendileri MYK'dan perde arkası sızdırıyorlar. Gazeteye haber oluyor. Yalanlamıyorlar da. MYK'ya bilgi verirken son ölçüm 1.89 diyor. Meclis kürsüsünde 1.69 diyor. Tutanaklarda var milletvekilleri. Dikkatle takip etmiş arkadaşlarımız. 1.89 mu 1.69 mu? Onu bile düzeltmiyor. Ya da tekrar söz alıp bu sorulara cevap vermiyor. Maden Mühendisleri Odası'nın istediği bir sürü şey var. Diyorlar ki biz bu olayı aydınlatabilmek ve bir sonrakinin yaşanmasını önlemek için hızla madenin işte haritası lazım, tertip planı lazım, kurtarma raporu lazım, hangi madencimiz nereden alınmış lazım, o kişinin otopsi raporu lazım eşleştirebilecek şekilde. 6. rapor 6. madenci diye. Böylelikle biz yananı, boğulanı, başka sebepten ölenleri görürüz ve olayın nasıl olduğunu. Bu konuda bir kelime söylemiyor. Maden Mühendisleri Odası'ndan bilgi paylaşacağız demiyor. Sonra 1.18.15'te yaşandı olay. Bütün ajanslar böyle geçti. Orada sen de oradaydın. Hepiniz bu bilgiyi verdiniz. Sonra bir şey ortaya çıktı. Son ölçüm 18.09. Dün facia oluş saatini 18.10'a çekiyor. Neden? Çünkü ağır bir kusur var ya herkesin konuştuğu. 1.5'u geçtiğinde metan oranı alarma basacaklar, madeni boşaltacaklar. Bu durumda ya ölçümle kaza arasında 1 dakikaya indiriyor dün.
Oysa kendi ifadeleriyle söylenen süre başka. Yani geldi aydınlatacağına kafaları daha çok karıştırıp şüpheleri arttırıp çekti gitti. Bu hem bir meclisi itibarsızlaştıran bir iş, hem de artık Türkiye'nin nasıl yönetildiğini gözler önüne seren bir iş. Milletin meclisine, milletin vekillerine sorularına cevap vermeyeceksen bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Buna nasıl demokrasi diyeceğiz? Bunu görmek lazım, bunu dikkatle bakmak lazım. Sonra dezenformasyon raporu. Efendim, Sayıştay raporundaki öneriler dikkate alınmadı iddiası. Kardeşim, alınmış mı? Sen buna nasıl dezenformasyon diyorsun? İşte dezenformasyon kanunu bunların ellerine emanet. Onu söylüyoruz. Sayıştay'ın nal gibi raporu var. Altında imzası var. Orada ha, işine gelir gelmez. Devlet Bahçeli de diyor. Sayıştay yetkisini, ne yetkisini açmış? Keşke her denetim böyle yetki aşımıyla sonuçlansa. Tehlikeye dikkat çekmiş. Ama gidiyor dezenformasyon diye açıklama yapıyorlar. Hadi bakalım dezenformasyonun İdris kardeş, dezenformasyonun ustası, üstadı gelmiş burada bunları söylüyor. Raporu yaptır işte birinci, ikinci, üçüncü diye. Biri trollemiş ortalığı. Efendim WhatsApp'ta üçüncü tık geldi, ona bile cevap veriyorlar. Neden? İş yapıyor görünecek. Ki bunu yapabilsin. Dolgu maddesi koyuyor oralara falan. Ya madem yapacaksın, ben sana söyleyeyim. İstanbul valisi Kadıköy'deki patlama konusuyla ilgili İBB'ye kusur yüklemek için doğalgaz patlaması dedi ya. Onu yaz. İstanbul valiliğinin doğalgaz patlaması yalanı. Kadıköy'deki patlama. Niye yok raporda? Peki niye mesela AFAD'ın trafo patladığı dezenformasyonu sonradan çekilmiştir yazarsın altına. Niye yok? Sen dezenformasyonla mücadele ediyorsan, işine gelmeyen gerçeklere dezenformasyon, buz gibi yalanlara sessiz kalıyorsan nasıl olacak? Hadi bakalım. Recep Tayyip Erdoğan dumanı üstünde dezenformasyon tütüyor. Şuracıkta yaptı 5 dakika önce. Ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Amerika'ya gitti, büyükelçimizle görüşmedi. Bir, bak şimdi. Büyükelçiliğin önünde fotoğraf. Bakıyor fotoğrafta büyükelçi yok. Ben bunu söyleyeyim. İki ihtimal var. Birincisi, büyükelçiyle 35 dakika biz oturduk. Genel başkanımız büyükelçinin çayını içti. Soranlara da giderken, devlet geleneğidir. Ülkenin temsilcisine, devletin temsilcisine uğramadan olmaz dedi ve gitti. Çayını içti, görüşmeyi yaptı, nezaketle ayrıldı. Sadece fotoğraf, büyükelçiyle fotoğraf paylaşma noktasında büyükelçinin de heyetinde bir talebi olmamış. Büyükelçilikte fotoğraf var, büyükelçiyle olan yok. Biz anlayış gösteriyoruz böyle şeylere. Kızar mızar, niye randevu verdin der falan diye herhalde. Büyükelçide karşı taraf fotoğraf paylaşmamışlar. Ama görüşme var, devletin kaydında var. Siz nasıl devlet yönetiyorsunuz? Çıkıp bunu söyleyeceksin. Bir telefon açıp ya da her gün yazmıyor mu rapor ya? Ertesi gün 12'ye kadar büyükelçiliğin yazdığı kripto Dışişleri Bakanlığı'na ulaşmıyorsa yandı gülüm keten elva. Ülkenin ana muhalefet lideri gidecek büyükelçiyle yarım saat 35 dakika görüşecek. Bundan Dışişleri Bakanlığı'nın haberi yok. Cumhurbaşkanı'nın haberi yok. Bir, ya buz gibi yalan söylüyor dezenformasyon olsun diye. Onu dinleyenler diyecek ki ya Kemal Bey de ayıp etmiş. İki, bunların artık yönetim yetisi hiç kalmamış. Olacak iş değil ama dumanı üstünde işte size dezenformasyon. Haftaya göreceğim bakalım. İdris kardeş, dezenformasyon raporunda birinci maddeye Cumhurbaşkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti, büyükelçiyi ziyaret etmedi yalanını yazarsan vallahi de billahi de mecliste tutanak altında senden özür dileyeceğim. Yazamazsın. Yaz,
Diyeceğim ki Cumhurbaşkanı'nın dezenformasyonunu koydu, bu kurum görevini yapmaktadır diyeceğim. Ama olacak iş değil. 1946'da Almanya'da son madenci kömür madeninde ölmüş. İngiltere'de 73'te, Fransa'da 74'te. Milletin 50 sene önce son şehidini verdiği yerde Soma'dan bugüne 675 madenci daha ölmüş. Soma ile Amasra arasında 2 Soma, 2 Amasra daha var. Kimse buradaki sorumluluğunu örtmeye, görmezden gelmeye çalışmasın. Açık ve net şekilde söylüyoruz. Eğer herhangi birisi bir kişinin öldüğü trafik kazasına karışsa tutuklanıyor bu memlekette. 41 kişi ölmüş. An itibariyle gözaltı yok, tutuklama yok, görevden alma yok, görevden el çektirme yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun peşini bırakmayız. Bu işin başına atanan kişiyi Recep Tayyip Erdoğan atadı. Bundan önceki görevinde 8 tane maden işçisinin ölümünden 4 yıl hapis cezası almıştı. O kişiyi buranın başına atadı. Bunun hesabını Tayyip Erdoğan da verecek, o kişi de verecek. Enine boyuna bu konu araştırılacak ve ortaya çıkacak. Diyor ki, efendim kazayla ilgili çalışmalar tamamlanacak, raporla ilgili o güne kadar nasıl öldüler, neden öldüler bilemeyiz. Bak kardeşim, senin dediğin kısım bu. Burada bir patlama olmuş. Kuvvetli ihtimal, ölçümde zaten yükseldiği belli, en fazla da 5 ölçüyor. Birkaç dakika içinde hızla metan salınımı olmuş ve en son ölçümden 6 dakika sonra da maden patlamış. 60 dakika sonra patlasa da değişen bir şey olmayacakmış. Çünkü bunlar alarm vermemiş. Buradaki 5 kişi bu patlamayla ölmüş. Kimsenin bu noktayla ilgili araştırmayı yaparsınız, metan miktarını bulursunuz, onu yaparsınız falan. Ama buradan buraya çıkıp gitmesi gerekirken duman, havadaki partiküller, ne varsa buradan dönüp gelmiş, buradaki 36 evladımızı daha öldürmüş. Burada dandik bir kapı var. Soma raporunda seri havalandırma olmasın diyorlar. Dandik bir kapıyla paralel havalandırma yapıyor. 20 tonluk vagonu 20 metre kibrit kutusu gibi atan Grizu'ya buraya dandik kapı koyarak yasak sağmışlar. O kapıyı uçurmuş Grizu, gitmiş oradaki 36 arkadaşımızı daha öldürmüş. Bunun da hesabını vereceksiniz. Bunun da hesabını vereceksiniz. Bu Soma Komisyonu'nun yasakladığı işin yasak savarak devam ettirilmesinden kaynaklanıyor. Bu etkisiz denetimden, göstermelik denetimden, olmayan sendikal dirençten ve maalesef insan hayatını hiçe sayan, hesap vermeyen cezasızlık kültüründen oluyor. Buraya bu tahta kapıyı yaparsak insanlar veya bu kötü kapıyı koyarsak insanlar ölür korkusunda biz bunun hesabını veririz dese biliyor ki adam, reis benim arkamda. Nasıl Soma'nın katillerini tam Yargıtay onayı sırasında Yargıtay'dakileri değiştirerek kurtarıverdi. Nasıl çıkardı? Beni de çıkarır diyor. Benim arkamda AK Parti var. Benim arkamda Recep Tayyip Erdoğan var diyor. Meselenin kendisi budur. Bunun da peşini bırakmayız. Nasıl Soma'nın peşini bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız, bunun da bırakmayız. Gelelim Devlet Bey'e. Devlet Bey bir anda şu moda dönmüş. Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek felakete siyasi içerik katmak için el ovuşturan kim ya da kimler varsa samimi değildir. Amasra'yı konuşurken Soma'yı hatırlatmak maksatlı, hastalıklı yaklaşımdır. Ya İnsan bu cümleyi kurmak için kafama silah dayayacaklar, vururuz seni diyecekler bu cümleyi kurmam.
41 kişi daha ölüyor ve Soma'nın üzerine kurulan komisyon raporundaki 111 öneriden bir tanesi yapılmadı diye ölüyor. Soma'yı hatırlatmak kötü niyetmiş. Ve ne diyor? Efendim biz diyormuşuz ki kaza değil cinayet, ona kızıyor beyler. Devlet Bahçeli, Soma'dan sonra ne dedin sen? Kaza mı dedin, cinayet mi dedin? Soma'ya cinayet deyip Amasra'ya, yani muhalefetten önce makbul muhalefete, sonra yandaş muhalefete, şimdi koltuk değneğine dönünce dönüyor Soma'ya, Amasra'ya katliam demek, Amasra'ya cinayet demeyi suç ilan ediyorlar. Bir aç bak bakalım. Erkan Akçay ve Necati Özensoy neler yazmışlar Soma komisyonuna, muhalefet şerrine. Bir aç bak. Bir kazadan siyaset yapılmaz da sen Soma kazasından sonra aylarca Soma hakkında siyaset niye yaptın kardeşim? Senin milletvekillerin neler neler söyledi. Şimdi taraf değiştirince vicdan da mı değişiyor? Taraf değişince kalbin mi değişiyor? İnsafın mı değişiyor? Bir de tutmuş, bunu söyleyen odur budur. Esas senin söylediğini söylemek için kalpsiz olmak lazım. Senin söylediğini söylemek için ben siyaseti bırakmayı, hayatımı kaybetmeyi göze alırım. Ama Amasra ile Soma'yı birlikte anmak hastalıklı yaklaşımdır demem kardeşim, denmez. Kimse dedirtemez. Sarayı da onların olsun. Size verdikleri makamlar da öyle olsun. Sayıştay'a koyduğunuz, seçtirdiğiniz kişiler de sizin olsun derim. Bırakır giderim kardeşim. Olacak iş değil bu. Nasıl bir siyaset, nasıl bir anlayış ya? Soma'dan sonra çıkıp en ağır eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi, Amasra'dan sonra çıkmış, eleştirenleri eleştiriyor. Nedir sizin siyasetinizin özeti? Liderimin hatası benim doğrumdur. Bunların bu slogan yazmış da olabilirler. En çok inandıkları şey, liderimin hatası benim doğrumdur diyor. Bunun üzerinden daha söyleyecek bir söz yok. Daha bunlara söyleyecek bir söz yoktur. Tayyip Erdoğan, Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken bir cazibe merkezidir demiş. Cümleyi koy, saatleri 5 yıl ileri al, Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı bunu söyledi de, vallahi olur. Çünkü biz bunu vaat ediyoruz. Sen bunu yapmadın ki, şu anda anketlerde 100 gencin 72'si yurt dışına gitmek istiyorum diyor, bu ülkede kalmamak istiyorum diyor. Bütün dünyanın üzerinde hayal kurduğu bu güzelim memleketin canım gençleri yurt dışında hayal kuruyor. Sen yaptın bunu. Ne cazibe merkezi? Taliye merkezi oldu burası. Millet buradan dışarıya gidiyor. Durmak istemiyor. Gidemeyen de gitme hayaliyle yanıyor, tutuşuyor. Biz de gençlerimize bir araya geldiğimiz her toplantıda genel başkanımız, bizler yalvarıyoruz. 8 ay daha dişinizi sıkın. Geçen sene bir sene daha dişinizi sıkın diyorduk. Lütfen gitmeyin. Bu ülke değişecek diyoruz. Bu ülke güzel bir ülke, yaşanacak bir ülke olacak diyoruz. Ama bu ülkeyi bu hale getiren fail çıkmış şimdi diyor ki hepsi değişti, bana inanın. Sadece yalan üzerinden sürdürülecek bir siyasetin karşılığını olacağını sanıyorlar ya, işte sona geldiklerinin en önemli göstergesi de budur. Şimdi tabii meclis başkanı ve Merkez Bankası ve devlet ve geldiğimiz nokta, yani Muz Cumhuriyeti'nden beter hale gelişimizle ilgili bir dizi olay yaşandı, yaşanıyor. Son rezalet pazartesi günü akşamüstü plan bütçede. Merkez Bankası plan bütçede var, kur korumalı mevduat. Fakirden alıp zengine kaynak transferi, servet transferi. Sen parayı dolar yapma, TL yap, dolar artarsa farkını biz garibanlardan toplayıp sana vereceğiz. Bunun süresini uzatıyorlar. Gelmiş, kur korumalı mevduatın bir maliyeti var hepimize.
Bu maliyet bütçeden yapılan kısmı olmuş 86 milyar. Vazgeçilen vergiler olmuş 18 milyar. 100 milyarı geçmiş. Ama en az o 86 milyar kadar da Merkez Bankası'ndan ödenen var. Neden? Çünkü TL kısmı bütçeden, dolardan dönenler Merkez Bankası'ndan karşılanıyor. Gelip kur korumalı mevduat, büyüklükler, işleyişle ilgili bilgi ver diyorsun. Merkez Bankası'ndan bir bürokrat gelmiş. Bütçe ve Finans Raporlama Genel Müdürü İrfan Yanar diyor ki bilgi veremem. Bunu gizli tutuyoruz. Bilgi veremem, bu bana yasak. Ya nasıl vermesin? Göya bu AK Parti bürokratik vesayete karşı kurulmuştu. Daniskası. Bir bürokrat Plan Bütçe Komisyonu'na geliyor ve Plan Bütçe Komisyonu'nda milletin seçtiği iktidar muhalefet milletvekillerine, 40 milletvekili değil mi? 40. 40 milletvekiline bu konuda size bilgi vermem diyor. Ve bu Plan Bütçe Komisyonu'nun başkanı Cevdet Yılmaz'ın ağrına gitmiyor. Böyle izliyor. Ya müdahale etsene. Ara Merkez Bankası Başkanı'nı, derhal buraya gel de. Nasıl bir adam yollamışsınız de. Diyemiyorlar. Ya Meclis Başkanı, yazılı da başvurduk. Grubumuzun da başvurusu var. Arkadaşlarımızın başvurusu var. Olacak iş değil. Yani ne yapsın da meclise, ne yapabilir bir bürokrat? Hakaret etmek için gelip küfür mü edecek milletvekillerine? Böyle yaparsa hakaret olur. Bu bürokratın kendinde suç yok. Onu oraya yollayan zihniyet. Merkez Bankası'nın başındaki zihniyet. Onu oraya getiren sarayın başındaki zihniyet. Milleti oy almak için bir araç olarak görüyor. Hizmet etmek için bir araç değil. Oyu verdikten sonra millete ne, milletvekillerine? Oradaki İtiraz etmeyen bütün milletvekilleri. Siz parmak milletvekilisiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ın sizin sadece parmağınıza ihtiyacı var. Oy verip indirmek için ya da şifre girip kabul tuşuna basmak için. Sadece parmağınıza, sizin kalbinize, beyninize, vicdanınıza ihtiyacı yok Recep Tayyip Erdoğan'ın. Mümkün olsa kendiniz evde oturun, parmaklarınızı yollayın diyecek size. Böyle bir anlayış olmaz. Böyle meclis olmaz, böyle yönetim olmaz, böyle meclis başkanı da olmaz. Değerli arkadaşlar, bakın, bugün çıkarken Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, Muğla milletvekilimiz protesto maksatlı, kürsüye de zarar vermeden, verdi diyorlardı hani, telefonu kırmış. Sesini duyurmuş, bütün dünyada haber olmuş. Ağrına giden taraf bu. Meclis başkanına söyledim diyor. İş düzüğü derhal değiştirecek. Ya sen, kuvvetler ayrılığı diye bir şey var. Sen kimsin? Yasamanın başına talimat vermek kim? Nasıl olur bu? Peki, Sayın Jentop, nasıl böyle bir talimatı, nasıl böyle bir ifadeyi kabul edebilirsin? Ama sen edersin. Bizim gösterdiğimiz nezaketin onda biri yok muhalefete karşı. Yazı yazıyoruz. Bir köşe yazarı yazmış. Üç genel başkanı Şentop 1 Ekim günü mecliste ağırladı. Oturumdan sonra. Diyorum ki bak bunu siyaseten kullanmayacağım. Ama bana bir cevap ver. Bu niye oluyor? Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partiler varken sen nasıl bir grubu, Cumhur İttifakı'nı toplantıya, davete çağırırsın, onlara ikram yaparsın mecliste, açılış gününde? Bana şu sebepten oldu, böyle oldu, emri vaki oldu, istemeden oldu, eksiklik giderilecek dese bir şey demeyeceğiz. Çıkmış küstah küstah, efendim genel başkanlar ne konuşacağını bilirmiş, o bunun tarafsızlığına gölge düşürmezmiş, biz yasama yılı açılışı için ona tebrik bile yollamamışız. Bak sen ya. Bahaneye bak ya. Ben yasama yılı açılıyor diye ona tebrik yollamamışım. O yüzden de o sadece Cumhur İttifakı
liderlerini almış. Bir de yemin ediyor tarafsızlık üzerine. İngiltere'de parlamentoda yazılı olmayan bir gelenek var. Parlamentonun başkanı o kadar tarafsız yönetmeye uğraşır, yönetir ve bunu başarır ki bir sonraki dönem onu partisi mutlaka aday yapar. İş burada bitmiyor. Muhalefet partileri de dar bölgede bir kişi, her parti bir aday gösteriyor. Onun karşısına aday çıkarmazlar. Sayın Şentop, millet bahçelerinde lider peşlerinde koşuyorsun sen. Sadece bir ittifakın liderlerine ikramlar mikramlar yapıyorsun sen. Malezya'dayken bile verilmiş kanun teklifimizi hem işleme koymayıp hem eleştiriyorsun sen. Komisyona gidecek ya. Diyor ki bu iş bence diyor kanunla olmaz. Bunu samimi bulmadım. Sana ne? Sana ne? Komisyon bakacak ona kanunla mı olur olmaz mı? Anayasa değişikliği lazım diyor. Tayyip Erdoğan anayasa dedi diye. Böyle mi olur ya? İngiltere'deki mevkidaşının karşısına rakip parti aday çıkarmıyor. Bu kadar tarafsız iyi yönetti diye. Bu bir kere olmuyor, gelenek olmuş. Ona göre yönetiyorlar. Ben meclis başkanının aktivizm içinde olmasına bayılan bir insanım. Konuşsun, çalışsın, koştursun, temas etsin. Ama siyasal aktivizm içine girerse işte bu yanlış. Şentop siyasal aktivizm içinde. Başka şeylere merak ediyor, heves ediyorsan o git o makamlarda çalış. Öyle bir görev talep et. Ama bu meclise bunu yapmaya hakkın yok. Bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bir milletvekiline siyasi tarihin en büyük ve en utanılacak U dönüşlerinden birini yapan birine rozet taktı bugün. Bütün yaz tweet sildi o. Bütün yaz. AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiren tweetleri temizledi. Konuşurken ona da o yakışır. Çocuk sayısı soruyor. Eşim kariyer yapınca deyince de dönüyor. Eşinin kariyeri çocuk yapmak olsun diyor. Bu gerçekten çok üzücü. Çok üzüldüm bu konuşmaya tanık olduğumuza. Recep Tayyip Erdoğan'a yakışır da Türkiye'ye yakışmaz. Bunları eşinin yanında duymak kimseye yakışmaz. Ve devam ediyor. Çok çocuk yapın diyor. Bakın diyor PKK'da beşer onar çocuk var diyor. Sayın Erdoğan. Süleyman Soylu diyor ki Türkiye'de PKK'lı kalmadı. Burunlarını bile çıkaramıyorlar. Sayısı işte şuna düştü, buna düştü, tepelerindeyiz falan. Süleyman Soylu 5 çocuklu, 10 çocuklu PKK'lılar neredeymiş bir söylesin de sen burada başka bir şey ima ediyor olmayasın. Bu cümle derhal düzeltilmeye muhtaç bir cümle. Bunu sadece o teyp kayıtlarını sildirerek ajansın dökümünden çıkararak kurtaramazsınız. Sen kime diyorsun? 5-10 tane çocuğu var PKK'lıların diye. Siz de yapın. PKK ile mücadele yöntemi olarak. Herkes anladı. Ben söylemeye utanıyorum. Olmaz. Olmaz. Bir akademisyene, kariyer yapar akademisyene senin kariyerin çocuk yapmak olsun diye bir cumhurbaşkanı diyemez. Sonra da dönüp bu cümleyi de kuramaz. Kabul edilebilecek bir iş değildir. Ayıp bir iştir. Utanç verici bir iştir. Bir başka tweet silen Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi'nin son seçilen üyesi. Bu da bütün yaz tweet sildi. Bunu elverişli biri diye bizim de yapımızdan çıkmaz diye önce aldılar Sayıştay'a görevlendirdiler. Sonra Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne seçeceğiz dedik. Engin Altay söyledi. Muhterem İnce hayır yok öyle bir şey dedi. Kendi haberi bile yok büyük plandan. Meclis ilk açıldığında onu oraya seçtiler. Buna da söylediler. Yaz boyunca bu tweet sildi. Sildiği tweetler CHP'ye
milletvekillerimize hakaret ettiği tweetler. Şimdi mesele şu. Ey Muhterem İnce, o tweetler silinecektiyse vaktiyle neden atıldı? Ama Muhterem İnce'yi Anayasa Mahkemesi'ne layık görenler, bugün bir Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Anayasa Mahkemesi üyesinin sahiplenemeyeceği, kabullenemeyeceği bir siyasi partiye hakaretlerle dolu tweetleri varsa, bu nasıl Anayasa Mahkemesi üyesi olabilir? Nasıl kararsız, nasıl tarafsız davranabilir? Nasıl yeminindeki tarafsızlıkla ve hakka saygı duygusu içerisinde her türlü etki ve kaygıdan uzak, Anayasa'nın dayandığı temel ilkelere uygun hukuk anlayışı içinde sadece vicdanının emrine uyarak yerine getireceğine namusu ve şerefi üzerine and içti bu adam. Nasıl olacak? CHP'ye tweetlerinde terörist diyen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne provokatör diyen, yalancılar diyen, terörist besleyicileri diye CHP'li belediyelere iftira atan birisi nasıl çıkacak da CHP'nin yaptığı anayasa başvurularında tarafsızlıkla ve vicdanla karar verecek? Tweet'in silinmesi değil, bu tweetleri atan birinin böyle bir makama layık görülmesi sorun. ...2023 bütçe teklifi ulaştı. Önümüzdeki günlerde üzerinde çok konuşacağız. Ama daha detaylı incelemeye geçmeden hemen şunu görüyoruz ki 3241 tane yeni taşıt alımı. Hazine Bakanlığı'na da 500 tane araç. Şimdi vatandaşa kemer sık diyorlar. Kendileri en pahalı Mercedes'e oturup emniyet kemerini hemen bağlıyorlar. Bu kadar pahalı, bu kadar lüks araçların olduğu bir yerde utanmadan, sıkılmadan vatandaşa kemer sıkın, tasarruf edin, kombiyi 19'a düşürün, ütüyü fişten çekin, 5 dakika kalanıyla ütü yapın. Bunları ne yüzle söylüyorsunuz? Tasarruf genelgesi yayınlıyorlar, saray ve meclis hariçmiş. Nasıl olabilir? Vatandaş bu kışı nasıl geçireceğini hesap ederken bunlar 3240 tane yeni araçla geçirmeye hesap yapıyorlar sarayda. Akıl alır gibi değil. O Nebati, milleti ne hallere düşürdünüz? 500 tane araç senin neyine daha? Millet 10 lira ucuz şeker almak için şeker kuyruğunda bekleyecek. 50 kuruş ucuza ekmek almak için ekmek kuyruğunda bekleyecek. Kilometrelerce ekmek kuyruğu olacak, yağmur altında duracak. Sen gideceksin 500 tane yeni araç alacaksın Hazine Bakanlığı'na. Gerçekten yazıklar olsun. Gerçekten kabul edilebilecek bir iş değil bu. Sanayi Bakanı Varank'a bir düzeltme yapmak durumundayız. Yani ben Varank'ı düzeltmekten yoruluyorum ama o gerçekleri çarptırmaktan yorulmuyor. Son olarak bunu söylemek durumundayım. Biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmişiz. Beyefendi diyor ki, biz diyor girişim sermayesine, fonlarına katılım sağlamak için diyor. Girişim fonları tahsis ediyoruz diyor girişimciler için. CHP diyor bu maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor diyor. CHP'nin içerisinde bir tane mi akıllı insan yok? Girişimciliğe destek vereceklermiş. Bu maddeyi iptal ettirerek mi diyor? CHP'nin içinde benden akıllı bir sürü insan var. Hasbelkadar derdimi anlatabileceğimi düşünerek şunu söyleyeyim. Bu kadar büyük bir yalana ihtiyaç duyuyorsan senin o bakanlık koltuğunda maksimum 8 ay ömrün kalmış. Bunu gör. 8 gün daha oturmasan millete en faydalısı. Bir yere fon koymak anayasaya göre meclisin işi. Sen gitmişsin bunu Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapmışsın. CHP diyor ki fon sağlanacaksa kanun çıkması lazım. Bunu kanunla biz yaparız meclis. Denetimi de bizde olur. Anayasa bu kadar açıkken sen gidip bunu Cumhurbaşkanlığı kararına koyarsan
Bir, hukuk tanımazsın. İkincisi, biz yaptık oldu diyorsun. Üçüncüsü de inşallah bozulur da ben yaptım onlar bozdu olsun diyorsun. Biz göz göre göre hiçbir anayasa ihlaline sessiz kalmayız. Ettiğimiz yemine anayasanın bize verdiği göreve aykırıdır. Bu yalanı cuma tekrar ettin, pazartesi tekrar ettin. Seni bu yalanı sürdürmekten men ediyoruz. Böyle bir yalanla iktidarın süreceğini düşünüyorsan daha çok beklersin. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bizden sonraki toplantıya da birazcık şey oldu, ayıp oldu. Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.